orijinal bir kuklanın arkadaşlar kopyaları, çalışan kopyaları. Bunlar ekranda maksimum oluşturabileceğin klon sayısı da 300. Tamam mı? 300 tane klon oluşturabiliyorsun ekranda. Şöyle. Şimdi şöyle onu görelim. Bir spiral şeklinde döndüreceğiz arkadaşlar. Top kuklasını koyacağız buraya. Bir kukla seç diyorum. Şurada gördüğümüz bol yazan topu kullanacağız. Ve bu topla bir tane spiral yapacağız arkadaşlar. İşte kullanacağımız komutlar da kontrol menüsü altından ikiz olarak başladığında kendi ikizimi yarat ve bu ikizi sil. Bu üç komutu kullanacağız. Bu yeni üç komutu öğreneceğiz sizinle beraber. Şimdi bu top bayrağa tıklandığında ne yapsın? Nasıl davranışlar göstersin onu yapalım. Bu çok büyük bir top. O yüzden boyutunu görünüm menüsü altından boyutunu %100 yap yerine %30 yap diyeceğiz. Yani küçük bir hale getireceğiz. Bakın şöyle küçük bir top olacak. Ve sahnenin en ortası neydi? 0-0 noktası. 0-0 noktasına gidecek. Sahnenin tam merkezinden başlayacak görünmeye. Bakın şurada sahnenin en ortasında görünecek. Ve daha sonra sürekli kendi klonunu yaratacağız ve arkadaşlar sürekli kendi kopyasını yaratacağız bunun. Onun için de kontrol menüsü altından sürekli tekrarla diyerek kendi ikizimi oluştur diyeceğiz. Ve daha sonra bunu şöyle kendi ikizini buraya bir sürü ikiz oluşturdu ama biz üst üste oluşturduğu için göremiyoruz. O yüzden şöyle diyeceğiz. Kendi ikizini yarat. İşte 10 derece dön. Dönüşler yap. 10 derece dönüşleri de tabii dönüyor bakın burada. Dikkat ederseniz görürsünüz ama aynı zamanda dönerken bir de saçılsın, etrafa doğru hareket etsin yavaş yavaş. O da tabii hareket edecek olanlar orijinal topu hareket ettirmeyeceksiniz. Orijinal topun kopyalarını hareket ettireceksiniz. O yüzden şöyle diyeceğiz. İkiz olarak başladığında diyeceksiniz. İkiz olarak başladığında sürekli tekrarla ve ikişer adım ilerle diyeceğiz. O zaman ne olacak? Her bir klon etrafa bakın böyle saçılmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi. Bunlar böyle kenarlarda birikiyor. Fakat kenarlara değdiğinde ben bu ikizlerin silinmesini istiyorum. Çünkü ne olur? En sonunda 300 saniyeye ulaştığında artık daha yeni ikizler oluşturulmamaya başlanır. Maksimum ne demiştim? Oluşturabileceğim ikiz sayısı neydi? Maksimum oluşturabileceğim ikiz sayısı 300'dü. Tamam mı? O yüzden şöyle yapacağım. Kenarlara değdiğinde sil komutunu kullanacağım. Yine burada bir koşul kullanacağım. Eğer hissediyorum. Eğer algılamadan kenara değiyorsa bir saniye. Kodları karıştırdım bir saniye. Eğer diyorum kenara değdiyse ne yap? Ne yap diyeceğiz? Bu ikizi sil diyeceğiz. Bakın böyle hiç durmadan devam eden, sonsuza kadar dönen bir spiral. Ama ne oluyor? Kenarlara değdiğim zaman ne oluyor? Siz ne yapabilirsiniz? İşte şöyle yapabilirsiniz. Bunların farklı farklı renklerde de karşımıza çıkmasını sağlayabiliriz. Onu nasıl yapacağız? İşte şurada arkadaşlar görünüm var. Sonraki kostüm diyebilirsiniz. Ne zaman diyeceksiniz bunu? İşte ikizinizi yarattığınızda diyebilirsiniz. Deneyelim bakalım olacak mı? Bakın böyle sürekli farklı renklerde sürekli toplar. Çünkü kostümlerine bakın. Sürekli kostümler arasında kılık değiştiriyor. Bir saniye. Şimdi bunu buradan alıp başka yere de koyabiliriz. O şekilde de çalışabilir. İşte iki adım gitin altına da koyabiliriz. Bakın böyle. Sürekli tabii birer saniye arada koyabilirsiniz. Bakın. Farklı farklı komutlarla deneyin. Nasıl daha iyi anlarsınız? Karıştırarak. Ama bir saniye bekleyle düzgün bir şey spiral çıkmıyor tabii ortaya. Bu şekilde yapabilirsiniz. Sonraki kostümü
şöyle kullanabiliriz. Bakın böyle sürekli renk değiştirmesinde spiral bu şekilde devam ediyor. Bakın kenarlara değince ne oluyor? Bir de şimdi açı ve hız adında birer değişken oluşturalım. Ve o değişkenlerin sürgüyü kullanarak değerlerini değiştirerek daha farklı sonuçlar elde edelim. O 10 derece ve 2 adım git yerine hızını, bakın hız diye bir değişken oluşturalım şuraya ya da adım sayısı diyelim ya da hız diyelim. Şuradaki değeri artırdıkça hızımız artar tabii ki. Ve şuradaki dönüş derecesini artırdığımızda da açıyı değiştirmiş oluruz, dönüş açısını. O yüzden değişkenler altından bir değişken oluştur. Hız ve yeni bir değişken daha oluşturuyorum. Açı adında tüm kuklalar için kullanacağım iki tane değişken oluşturdum. Bunların değerlerini değiştirebilirim. Bakın şöyle yapacağım. Açı, derece, dön. Nerede? Bu değişkenlerden. Açı, derece, dön ve hız, adım, git diyeceğim. Bunlara değerler vereceğim tabii ki burada. Sağ tuşla slider diyebilirim. Bakın sürgü, slider ya da. Bunların değerlerini değiştirebilirsiniz. Şöyle mesela 29 derece dönüp hızının da 17 derece olmasını. Farklı farklı değerlerde deneyin. Farklı sonuçlar alacaksınız. Aynı zamanda bu topların adım atarken, adım adım giderken şey olmasını da sağlayabilirsiniz. Arkalarında iz bırakmalarını da sağlayabilirsiniz. Bunun için de kalem komutlarını kullanacaksınız. Kalem komutlarını peki nereden kullanıyoruz? Kalem komutlarını şuradan kullanacağız. İşte bloklarım kısmından. Pardon, şuradan eklenti ekle kısmından kalem diyeceksiniz. Kalem komutları altından şuraya kalemi bastır diye bir komut var. Kalemi bastır. Bakın şuraya koyacaksınız. Tabii ki kalemin boyutunu da aynı zamanda değiştirebilirsiniz. Kalem boyutunu da değil. Bakın şöyle yaptığınız zaman arkasında izler bırakıyor gördüğünüz gibi. Kalemi bastırdan dolayı ama tekrar bakın iz kalıyor ekranda. Bu izleri temizlemek için de şey diyebilirsiniz. Tümünü sil diyebilirsiniz. Bakın şurada bayrağa basıldığında sıfırdan bir iz kalması için bakın bastık tekrar bastığında sıfırdan başlıyor. Temiz bir sayfadan başlıyor. Tümünü sil komutu bunu sağlıyor. Aynı zamanda işte kalemin kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Kalemi bastırmadan önce bir yapabilirsiniz kalınlığını. Veya kalınlığını bir değil de 10 yapabilirsiniz. Bakın şöyle oldu. 10 yapmak yerine burada yine kalınlık diye bir değişken oluşturarak kalınlığını artırıp azaltabilirsiniz isterseniz. Yani bunun yerine 10 demezsiniz de kalınlık dersiniz. Sürgüyle bunun değerini değiştirebilirsiniz. Daha sonra işte şöyle diyebilirsiniz. Mesela kendi klonunu oluşturduktan sonra renk efektini, kalem rengini bir artır diyebilirsiniz. Burada kalem renginin de değiştiğini göreceksiniz. Kalem rengini bir artır dediğinizde. Bakın şöyle kalem renginin sürekli değiştiğini, farklı bir spiral olduğunu göreceksiniz. Bakın şu değerlerle oynadığınızda hep farklı sonuçlar alacaksınız. Değişik açılarla denerseniz spiralinizin farklı görünümlere sahip olduğunu görebilirsiniz. Bakın buradaki gibi. Kalem kalınlığını mesela farklı yapın, 100 yapın. Bakın ne göreceksiniz? Böyle bir görüntü. Bunu farklı değerlerle denemenizi istiyorum. Bakın bir yaptığınızda çok daha ince bir çizgi görünür. 5 yaptığınızda daha farklı. Böyle bir spiral yaptık sizinle. İsterseniz tabii ki bu aralığı da değiştirebilirsiniz. Bu kadar çok renk olmasını istemiyorsam mesela şey yapabilirim. 3 kişi el kaldırmış. Onlara bir bakayım. Arkadaşlar bu renk değerlerini daha azaltmak istersek ne yapacağız? Mesela bir artır, rengi bir artır demezsin de o zaman bu kalem değişimini farklı yapabilirsin. Yani bakın şuradaki açıların hız değerlerini de değiştirebiliriz. Bakın şurada slider'da
yaptığımız zaman kaygan aralığını ayarla diye bir şey var sağ tuşta tıkladığınızda. Burada hızı minimum 1, en yüksekte 10 yapabilirsiniz. Bunların dışında hızını artıramayacak şekilde ayarlayabilirsiniz bakın. Burada belli bir değer aralığı verebilirsiniz. Aynı şekilde renkleri de 1 artır değil de 10 artır derseniz daha hızlı bir renk artışı olur. Bakın gördünüz mü? Sürekli hızlı bir renk artışı olur. Daha küçük değerlerle daha yavaş bir renk artışı olur. Ondan sonra başka arka planı mesela daha koyu bir dekor kullanırsanız belki daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Bakın şurada dekorlar kısmında arka planı diyelim ki komple siyah yaptınız. Nasıl bir sonuç alacaksınız? Deneyin hangisinde daha güzel duruyorsa onu kullanacaksınız. Kullanın. Şöyle yapalım. Bitmap'e dönüştür diyelim ve arka planı siyaha boyayalım. Bakın şimdi daha hoş oldu gördünüz mü? Renkler daha belirgin. Siyah dekor üzerinde renkler daha da güzel görünüyor bence. Şuradaki açıyı artırıp azaltabiliriz bakın. Açıyı artırdıkça topların daha hızlı dönüş açılarının daha azalttıkça daha farklı bir görüntüde gittiğini görebiliriz. Yani ne kadar değişiklik yaparsanız o kadar farklı sonuçlar alabilirsiniz.